Yaşamaktan çok ölümü seven, şiirleri kadar intihar girişimleriyle de tanınan, oğlunun ölümüyle şiirdeki gidişatını da hayatı gibi ölüme yönlendiren adam. Ümit Yaşar, Oğuzcan. Ümit Yaşar, 22 Ağustos 1926'da Tarsus'ta Güzide Hanım ve Memur Lütfü Bey'in oğlu olarak dünyaya geldi. 3 yaşında ayağını kırdığında zincirleme bir süreci de başlatmış olduğunun kimse farkında değildi. 4 yaşında mangala oturmuştu. 5 yaşına geldiğinde 20 basamaklı bir taş merdivenden yuvarlanışı ve sonrası çok acılıydı. 7 yaşında başını evdeki sandığın kapağını düşürmüştü. Yine bu dönemde kızamık geçiriyordu ve çok ateşte geçirdiği bu hastalık sonucu kekeme oldu. 14 yaşında apandizit, 19 yaşında böbrek ve 30 yaşında da bademcik ameliyatı oldu. Çocukluğu, gençliği ve sonrası bir şekilde talihsizliklerle doluydu. Ümit Yaşar, babasının memuriyeti sebebiyle şehir şehir dolaşarak bitirmişti okullarını. 1937'de Eskişehir İlkokulu'ndan, 1940'da ise Konya Askeri Ortaokulu'ndan mezun olmuştu. Lise eğitimini Eskişehir Ticaret Lisesi'nde tamamlamıştı ve 1946 yılında liseden mezun olmuştu. Ümit Yaşar kendi hayatını anlatsam roman olur cinsinden görmedi hiçbir zaman. Ona göre hayatı sadece şiir olabilirdi. İşte o şiirin en heyecanlı dizisinde Ümit Yaşar 22 yaşındaydı. Ulufer Özhan ile evlenmişti. Bu evlilikten Vedat ve Lütfü adını verdikleri iki evlatları oldu. Ümit Yaşar'ın babası Lütfü Bey de şairdi. Oğlu kadar tanınmasa da yazdıkları kayda değerdi. Ümit Yaşar hayatını melankoli yaşıyordu. Öyle ki sürekli intihara kalkışıyordu. Evlenmesine ve çocukları olmasına rağmen bu intihar sevdasından asla vazgeçmiyordu. Kendisine göre 3, yakınlarına göre 24 kez intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Her seferinde bir sebeple hayata tutunmuştu. Hatta bir dönem bu intiharların reklam amaçlı olduğu dahi konuşulmuştu. Ancak aile cephesinde durum hiç iç açıcı değildi. Özellikle babası oğlunun bu durumu karşısında fazlasıyla üzgündü. Ümit Yaşar belki de tam bir ölüm seviciydi. Yaşamdan çok ölümü seviyorum diyerek bunu sürekli dile getiriyordu. Sonunda oğlu Vedat ona intiharın nasıl edileceğini öğretti. Belli ki bu durum onun da psikolojisini bozmuştu. Vedat henüz 18 yaşındayken bir fincan kahve ve bir fincan da konyak içip bedenini Galata Kulesi'nin tepesinden boşluğa bıraktı. Gencecik bedenini bu şekilde ölüme sürüklemek babasına verdiği en büyük cezaydı. Ümit Yaşar'ın oğlu Vedat hayatını kendisi sonlandırmıştı. Bir rivayete göre babasına not bırakmıştı. Baba, öyle intihar edilmez, böyle edilir. Bu kuşkusuz bir babanın en acılı sınavıydı. Ümit Yaşar Vedat'ın ardından şu dizeleri yazmıştı. Galata Kulesi'nde bekliyor Ecel. Bir fincan kahve ve bir kadeh konyak. Ölüm yolcusunun son arzusu buydu. Bir adam düştü Galata Kulesi'nden. Bu adam benim oğlumdu. Artık Vedat yoktu ve bir daha asla olmayacaktı. Ümit Yaşar işte o gün çocukluğu boyunca yaşadığı tüm kazaların etkisini aynı anda bedeninde hissetti. İçinden geçenleri kalbinde tutamazdı. Bundan sonra yazacakları ölüm ve acı temalı olacaktı. Bugüne kadar ölüm arzusuyla yaşadığı hayatının geri kalanını onu yaşarken öldürmüş gibi yaşayacaktı belli ki. Ümit Yaşar 4 Kasım 1984'te nihayet hasretle beklediği ölüme kavuşmuştu. Oğlunun onu cezalandırışı gibi belki o da yaşayarak kendini cezalandırmıştı. Ve bir şiirinde şu dizeleri yazmıştı. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu.
şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duymak için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın. Duyarsın taderinden acısını, çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın.